ben sesleniyorum size bu sefer efendim. Evet, Büyükada'dayız. Büyükada'nın güzelliklerinden bahsedeceğim size. Detaylı derecede gezeceğiz, göreceğiz hep beraber. Ama biraz geçmişinden bahsetmek istiyorum. Büyükada'nın hapishane olarak kullanıldığını biliyor muydunuz? 700 yıl kadar önce. Evet, 700 yıl kadar olmuş. 700 yıl kadar önce prens ve prenseslerin, hatta dini adamların anlaşmazlıklar nedeniyle ya da taht kavgaları nedeniyle bu adaya gönderildiğini biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz değil mi? Ben de bilmiyordum. Ama şimdi geçmişi bırakalım isterseniz. Günümüzde Büyükada'yı gezelim. Hadi başlayalım artık. Yaklaşık 700 yıllık Bizans döneminin elinde bulunan Büyükada, diğer İstanbul adaları gibi hapishane ve manastırıyla ün kazanmıştır. Bizans döneminde ortaya çıkan taht kavgaları, dini ve siyasi içerikte anlaşmazlıklar, sonucunda prensler ve prensesler, hatta din adamları sürgün olarak gönderildikleri adada korkunç işkencelere maruz kalmıştır. Büyükada huzur diyebileceğiniz muhteşem bir tatil noktası. İstanbul'a çok yakın, Bostancı'dan 30 dakika içinde adaya varmak nadir bulunan bir olaydır gerçekten. Muhakkak bir bisiklet kiralayıp adaya turlayın. Evlerin, doğanın, atların, denizin bol bol fotoğrafını çekin. Çimlere uzanın, gökyüzüne bakın. Bir de yanınızda sevdiğiniz insanlar varsa keyif ki ne keyif. Eski Rum evlerinin restore edilmesi sonucu çok güzel. Fazlalısı olmayan, yani kalabalık ve gürültüden uzak, olabildiğince şirin ve huzur dolu tesisler var Büyükada'da. Emin olun, bu zamana kadar hiç gitmediyseniz ilk gidişinizde müptelası olacaksınız. Büyükada yemyeşil çam ormanları, tertemiz havası, papatyaları, martı sesleri, miskin sokak kedileri ve misafirperver ada halkı ile tüm güzelliklerini önümüze seriyor gerçekten. Büyükada İstanbullular için bulunmaz bir nimet. Çok kısa sürede şehrin karmaşasından, egzoz dumanından, korna sesinden kurtulabilir. Yine çok kısa sürede geri dönebilirsiniz. Kendinizi ayrı bir dünyaya gitmiş gibi hissedebilir, çabucak tatil havasına bürünebilirsiniz. Sahilde çok şirin balık lokantaları var. Fiyatları da bence oldukça makul. Adada birçok otel var ve çoğu butik otel konseptinde. Otellerde yer bulmak biraz zor. Hele hele hafta sonları neredeyse imkansız. O sebeple biraz öncesinden, hatta 1-2 hafta öncesinden otel rezervasyonunuzu kesinleştirmekte fayda var. Ama ne olursa olsun değer. Kendinize kısa da olsa Büyükada'da bir tatil fırsatı yaratın derim. Arkamda görmüş olduğunuz cami Hamidiye Camii. Hamidiye Camii 2. Abdülhamit'in emriyle yaptırılmış çok zarif ve estetik cami gerçekten. Detaylarını sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. 1895 yılında ibadete açılmış olan bu cami hala ada halkı tarafından kullanılmakta. Hamidiye Camii'nin yapımına 1983 yılında başlandı ve 1895'te bitirildi. 2. Abdülhamit'in emriyle yapılan cami, dönemin anlayışına uygun, eklektik bir yapıdır. Kesme küfedeki taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir. Alt katta iki sütun vardır ve düz tavanlıdır. İlk yıllarda bu kat, Türk çocukları için okul olarak kullanılmıştır. Esas camiye olan kata dıştan iki kollu bir merdiven ile çıkılır. Son cemaat yerinde sol tarafta bulunan bir merdivenle de üst kata çıkılır. Cami, mekanı kareye yakın, dikdörtgen planlıdır. Minaresi de kesme küfedeki taştan olup tek şerefelidir. Thank you.
1905 yılında inşa edilen Ayayörgü Kilisesi 1909 yılında ibadete açılmıştır. İnsanlar buraya gelip dileklerini, o içten dileklerini diledikten sonra eğer gerçekleşirse tekrardan Ayayörgü Kilisesi'ne gelip şeker dağıtırlarmış. Ben de şimdi dileğimi yazmaya gidiyorum efendim. Çan Kulesi'nin arkasındaki kesme taştan bölüm Yeni Ayayörgü Kilisesi 1905'te yapılan ve 1909'da kullanıma açılan mekan Ortodoks Kilisesi'nin otoritesi sayılan Başpiskoposluğun Türkiye'de kabul ettiği manastır olma özelliğini taşıyor. Ayayörgü Kilisesi Efes'teki Meryem Ana'nın eviyle birlikte Hristiyanlar tarafından Türkiye'deki iki haç noktasından biri kabul ediliyor. Bu yüzden her sene 23 Nisan ve 24 Eylül'de burası ziyaretçilerin akınına uğruyor. Manastırın geçmişinin 1000 yılı aştığında söylentiler arasında. Ne kadar rasyonel olursanız olun buranın ağırsı sizi de etkileyecektir. Kesinlikle gelip bakmanızı öneriyoruz. Karış Büyükada'yı gezmeye devam ediyor efendim. Şimdi programın en sevdiği bölümündeyim. Neredeyiz biliyor musunuz? Nerede ne yenir bölümündeyiz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz acaba? Merhabalar. Tabii ki tanıyabilirsiniz. Ben Büyükada'da, daha doğrusu ismim Şükrü Budak. Lakabım Bayşükrü. Bayşükrü balık olarak bilinir adalarda ve İstanbul'da. Mesleğimizin aşağı yukarı 40. yılında, işletmemizin 22. yılında. Ne kadar güzel. Olan bir vatandaşım. Ne kadar güzel. Evet. Şükrü Bey, peki insanların buraya ben rağbet ettiğini görüyorum. Hiç boş görmedik. Ne diyorsunuz bunun için? İnsanlar sizi neden tercih ediyor? Önce insanlar benden ziyade adaları tercih ediyorlar. Evet. Hakikaten prens adalarımız özel ve seçkin. Kazayla mı diyelim bilmiyorum ama biz de tesadüfen buraya düştük babamızın sayesinde. Babamız 60'lı yıllarda da yerleşiyor ve biz de nispeten burada büyüyoruz. Babadan oğula. Evet, burada hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İnsanlar da buraya, yani İstanbul'un bu kadar çok yoğunluğundan dolayı olmalıdır ki bence adaları tercih ediyorlardır. Evet. Bir de adalar zaten seçkin yerdir. Yani. Evet. Dünya adaları seçkin yerdir ama bizim adalarımız hakikaten çok farklı. Nezih. Çok nezih. Oldukça yerinde insanları ve misafirleri de ağırlamakta. Ne kadar güzel. Bu nezih adaya yakışan nezih bir restoran işletiyorsunuz siz de. Teveccühünüz, çok teşekkür ederim. evet, mesleğimi iyi yerlerde, iyi birkaç mekanda devam ettirdim. Tamamen deniz mahsulleri üzerine kendimi geliştirdim. Yaptığımız icraatlarla, verdiğimiz ürünlerle dostlarımız ve misafirlerimizin beğenisini kazandık. Bu konuda çok da mutluyum. Biraz şımarıklık olacak ama balık sevenlerin yeridir burası. Onu anlatmaya çalıştım. Ne kadar güzel. Gerçekten çok güzel bir manzara eşliğinde şahane bir sofra hazırladınız bize. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Tabii ki, tabii ki. Yani bu hem sizin için hem de misafirlerimizi çok rahat görebilmesi için. Değil mi? Evet. Evet. Peki Şükrü Bey, şu çok güzel olan masadan biraz bahsetmek istiyorum ben. Nedir buraya çok güzel koymuşsunuz? Mezelerimizden biraz bahsedelim isterseniz. Tabii ki bunlar seçkin olan mezelerimiz. Evet. Bay Şükrü salata diye adlandırdık biz bunu yıllardan beri. Aşağı yukarı 22-23 yıldan beri. Şahane bir süslemesi var gerçekten. Evet, oldukça lezzetlidir. Deniz mahsulü vardır içerisinde. Tabii evet. Bunun için sırrını vermek de çok
doğru da olacağını zannetmiyorum. Daha doğrusu misafirlerimizin burada tatmaları lazım. Gerçekten de bu salatamız için bayağı bir misafirimiz var. Direktman telefonlar gelir. Bay Şükrü'yü hazırlayıp biz Bay Şükrü'ye geleceğiz. Bay Şükrü deyince sadece mekan adı değil, aslında salatamızın adı. Aa, süper. Evet, süper. Böyle bir... Peki içinde neler var Şükrü Bey? Hani neler olduğundan bahsedebiliriz bence. Yani birkaç, yine tabii ki bir nevi çoban salataya benziyor. Müsaadenizle ben de bir tadına bakayım. Lütfen, lütfen. Şöyle. Lütfen, afiyet olsun. Şuradan biraz daha alayım. Gerçekten şahane gözüküyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şöyle bakıyorum. Sırrını açıklamanız lazım bence. Açıklayıp, çoban salatanın bir benzeri. Sadece deniz mahsulleri var. Gerçekten bu, çok bu güzel bizim, ama. Bu da bizim sırrımız. Kullandığımız yağlar olması gerek. Kullandığımız nar ekşisinden olması gerek. Kullandığımız baharat çeşitlerinin dengeli oluşundan olması gerek ki bu lezzeti aşağı yukarı 22 yıldır bekili veriyorum. Çok güzel bir marine edilmiş. Tabii ki, tabii. Onun bayağı bir çalışma sistemi var. O çalıştıkça güzel bir şey. Belli, belli zaten. Sıcaklarımız geldi sanırım. Sıcaklarımız gelecek ama burada balık pastırmamızdan biraz söz etmek gerek. Çok güzel Türkiye'de gözüküyor. Türkiye'de balık pastırmasını var edenlerden biriyim. Yıllardan beri hakikaten balık pastırması, et balık mı değil, biz balık pastırması dediğimizde doğrudur, Şükrü Bey yapar, Şükrü çıkartır demişlerdir. Çok özeldir, evet çok özeldir. Onu da bir tadına bakayım tabii ben. Tabii ki lütfen. Burada lekardamız var. Lekarda İstanbul'da 2 ve 3 usta yapardı. Bu 2, 3 üstadımızı kaybettik. Aslında ustaları kalmadı gibi bir şey. Biz onlara layık olmaya, onları yaşatmaya çalıştığımız bir ünitedeyiz. Ciddi yatırım gereken, hem maddi hem manevi bir değeri olan torik balığından yılda sadece 1-1,5 ayda çıkar. Yatırımı yapar, onu dondurursun. Yıl boyunca da satarız, sunarız yani misafirlerimize. Ne kadar güzel. Lütfen siz lekerde de tabii, bakın. Tabii, onu da şöyle çok biraz alayım. Ha? Şöyle. Bir yandan da orada balığımız... Sinarit, folyolu sinarit. Sinarit. Folyolu sinarit balığı. Onun özelliği nedir? Onun özelliği de yine böyle yarı buğulama türü, hafif sulu, ızgarada pişen ve sinarit balığında birazcık kendisine ait yağsız bir unsur olduğundan dolayı böyle sunumu tercih ettik bu sinarit balığında. Ama gerçekten güzel, da sunumu çok, da çok şahane tabii, gözüküyor. O da çok özeldir. Enfes çok farklıdır. Her yerde peki neden folyo? Kendisinden suyunu koy vermesini sağlaması için, yani bir nevi buharda, etin buharda pişmesi için kullandığımız bir ünite. Güzelmiş gerçekten. Burada çirozumuz var. Evet. Çiroz artık İstanbul'da ve Türkiye'de yok gibi bir şey. Ama biz onu yine az olan uskumru balığından ima ediyoruz. Evet, bütün adalılar bilir. Sezonu geldiğinde ben burada... Müsaadenizle şunu da bakayım. Evet, buyurun siz devam edin. 2000 ve 3000 tane kurutur. Yıl boyunca sunuyorum. Hiçbir zaman o burada biteceğini zannetmem. Ne bilmez. Kadar güzel. Evet, evet. Burada deniz mahsulleri, yani yine ahtapottan, yine karidesten, yine kalamardan ve onların ayaklarında oluşabilen bir meze türü. Ayrıca biz bunun yine sıcağını kiremitle sunumunu yaparız. Güzel soyalı ve zeytinyağlı yaparız. Ahtapotu da ahtapot ızgara yaparız. Bütün. Ahtapot ızgara. Bütün tabii, onu da bilenler bilir. Bütününü kuruturuz güneşte. Ondan sonra sunumunu takdim ederiz kiremitle. Ne kadar güzel. Evet, evet. Şöyle alalım. Bu levrek marin, herkesin bildiği marin edilmiş bir hardal sosla yapılan bir meze çeşidimiz. Tabii ki meze o kadar çok ki sizlere ancak bunları hazırlayabiliriz. Evet, gerçekten şahane. Evet. Şöyle şundan da birazcık alıyorum. Közde patlıcan, patlıcan soslu diye adlandırdığımız. Evet. Biz tamamını organik olarak hazırlarız ve organikte sunumunu yaparız onun. Ne kadar güzel. Hiçbir baharat kullanmadan. Hiç baharat olmadan. Kesinlikle. Kesinlikle öyle bir sunum yaparız. Ne kadar biz güzel. Ona. Peki bu balığımızın, sıcak balığımızın içinde neler var? Evet. O yanında. Çok özel, evet. Özel yani, olduğu çok belli zaten, gerçekten. Yağ yok gibi bir şey bunun içerisinde. Yine soğan, sarımsak, domates, mantar, köri, karabiber,
ve tuzdan ibarettir. Kör sos da var içinde. Tabii. Bir de defne yaprağı. Defne yaprağı. Evet. Gerçekten güzel limon. Gözüküyor. Şöyle bir bakalım. Lütfen. Evet. Tabii bu arada size kalamar çeşitlerini hazırlamadık. Hı hı. Onları sunmadık. Güzel balık kokoreçlerimiz var. Onu size hazırlamadık çünkü az dediniz. Evet, bir de evet. Size az olarak hazırlayabildik. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve gerçekten köri tadını çok güzel bir şekilde alıyorum. Çok teşekkür ne ederim. Ne çok baymış, ne çok az kalmış. Şahane olmuş. Tabii ki belli bir ölçülerimiz. Evet, bunlar. Evet. Standart ellerimiz bunlara alışık olduğu için biz artık bunları bizzat hazırlarız. Çok teşekkür ederiz Şükrü Bey bizi ağırladığınız için. Çok sağ olun bu enfes sofra için. Afiyet olsun. Teşekkürler. Büyükada'ya geldiğinizde kesinlikle gelip bu şahane tatların hepsine bakmanızı tavsiye ediyoruz efendim. Bir Yer Dört Teker devam ediyor. Büyükada'yı geziyoruz efendim. Karış karış geziyoruz. Adalar deyince akla tabii ki deniz geliyor. Ve Büyükada'nın Pek Halk Plajı'ndayız. Yanımda görebilmiş olduğumuz gibi Mehmet abicim var. Mehmet abicim merhaba, nasılsın? Sağ olasınız. Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Anlatabilir misiniz acaba birazcık bize plajınızı, adınızı? 7 yıl önce açıldı. Adalar Halk Plajı, Adalar Belediyesi'nin şimdi Tek Halk Plajı, Adalar'ın en kutsal plajı. Tüm halkımızı Adalar plajımıza bekleriz. Evet. Yeni daha açılış yapıyoruz. Sezon yeni açılıyor. Yeni açılıyor. Ramazan'dan dolayı. Sezonlar hangi aylar arası? Aslında bir ay olması lazımdır. Ramazan'a girdiği için Ramazan sonunda tam tabii plajı açacağız. Tabii ki. Ramazan olunca. Evet. Tüm halkımızı Adalar Halk Plajı'na bekliyoruz. Evet. Kumsal, kumsal görebildiğim gibi bayağı büyük. Tek. En kumsal plajı evet. Bundan başka Adalar büyük kumsal plajı yok. Ne en kadar güzel. Burası. Ne güzel. Gördüğünüz gibi her taraf kum. Evet. Tüm halkımızı adayı görmeye, adayı plajı davet ediyoruz, bekliyoruz. Peki Mehmet abicim, denizi nasıl? Çok güzel. Güzel. Ama durgun mudur hep? İstanbul'da denize girecek başka biri yok Adalar'dan başka. Evet. Ancak burada girebiliyor. Adalar gerçekten sakin, güzel, temiz, kumsal. Herkesi güneşli bekleriz. Adayı görmeyi tüm insanlar arasında bekliyoruz. Mehmet abinin gözünden anlaşılıyor değil mi adayı ne kadar çok sevdiği? Çok teşekkür ederim Mehmet abici. Teşekkür ederim. Biz gezmeye devam edeceğiz şimdi. Plajımızı gezdiririz. Büyükada'nın en temiz, 8 plaj arasında yer alan Ionicola Halk Plajı, adanın neredeyse dalgasız tek plajıdır. Yüzmeyi iyi bilmeyenler için en ideal plajdır aslında. Çarşaf gibi denizi ve sade güzelliğiyle aklınızı başınızdan alacak bir sahile sahip gerçekten. Büyükada'nın en güzel yerindeyiz efendim. İsa Tepesi'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz yapı eski bir Rum yetimhanesi. Ama biraz geçmişinden bahsetmek istiyorum size bu yetimhanenin. Yetimhane yapılırken aslında oto olarak yapılmış. Fransızlar tarafından. Anlaşmazlıklardan dolayı devretmek zorunda kalmışlar. Ve bir hayırsever gelip buraya yetimhane yapmış. Yetimhane şu anda görebildiğiniz gibi kullanılmamakta. Bina 1898 ila 1899 yıllarında bir Fransız şirket tarafından otel olarak inşa edilmiştir. Dünyanın ilk çok katlı ahşap yapısıdır. Büyükada Rum Yetimhanesi ahşap karkas sistemde inşa edilmiştir. Yapı yan bölümlerinde 6, diğer bölümlerinde ise 5 katlıdır. Binanın heybetine rağmen cephe mimarisi olabildiğince sade tasarlanmıştır. Birbiri üzerine tekrarlanan çıkmalar ile cephelere hareketlilik getirilmeye çalışılan yapıda tiyatro salonundaki iç mekan, ahşap süsleme detaylarına karşılık diğer iç mekanlarda sade bir mimari hakimdir. Büyükada'nın tepesine bakıldığında hemen göze çarpan Rum Yetimhanesi, bahçesinde önceleri idari binası olarak inşa edilen, daha sonraları ise ilkokul olarak kullanılan bir yapıyla hala ayaktadır. Thank you.
Reşat Nuri Güntekin bu evde yaşamıştır. 1892 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. Babasının görevi icabı çocukluğu ve gençliğin ilk çağları genellikle Anadolu'da geçti. İlk eseri Eski Ahbap Hikayesidir. Paris'te UNESCO'da Türkiye'yi temsil etmiştir. Hikayeci, romancı, mizah ve tiyatro yazarı, eleştirmen, çevirmen, öğretmen, müfettiş, dilci ve eğitimci olarak edebiyat ve kültür hayatında önemli bir yeri vardır. Onun eseriyle piyes yazarlığımız, hikaye ve romancılığımız gerçekçi bir yöne çevrilmiştir. Eserlerinde kuvvetle yaşatılan insanlar hep yerli ve milli tiplerdir. Tedavi için gittiği Londra'da 1956 yılının Aralık ayında vefat etmiş ve Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na gömülmüştür. Adayı karış karış gezmeye devam ediyoruz. Gezerken de yanımıza insanlar geliyor tabii. Neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz diye sorular soruyorlar. Ben de onlarla röportaj yapmak için kameranın karşısına geçtim bu sefer. Merhabalar efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Kadir Türk. Çağlayan'da oturuyorum. Ne kadar güzel. Harika, çok güzel. Adalara ne zamanda bir geliyorsunuz? Ben her sene geliyorum yaz tatillerinde. Kaç yıldır? Nereden baksan 10 yıldır falan. 10 yıldır. Yani. Ne kadar güzel, çok seviyorsunuz. Harika, adasız yapamıyorum. Peki haftada bir mi geliyorsunuz? Ben cumartesi, pazar genelde buradayım. Ne kadar güzel. Harika, çok güzel. Tavsiye ederim herkese, seyircilerimize de. Adaya geldik. Ne yememiz gerekiyor? Öf, bir balık var, balık var. Harika, inanır mısınız? Her çeşitinden tadın. Çünkü adada ne bulursanız yersiniz. Harika. Sizin en sevdiğiniz balık çeşidi peki? Levrek. Levrek, tamam. Yani. Tavsiye ediyoruz efendim. Okey. Çok teşekkür ederim. Ama şunu unutmayın sevgili seyirciler, arkadaşlarım. Ben buradan Yörük Kilise'ye de selamlarımı sunuyorum. Çok çok herkesi öpüyorum. Tamam. İyi günler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ne demek sağ ol. İyi günler. Adaya gezerken bir grup turiste karşılaştık ve yanımda tercümanımız var. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, iyi akşamlar. Siz nasılsınız efendim? Biz de iyi, teşekkür ederiz. Ben sorular soracağım, sizden tercüme etmenizi bekliyorum. Tamam, ne demek? Tamam. Yeter ki sorun efendim. Büyük adayı beğenmişler mi? Diyor ki inanılmaz bir güzel bir adada bulunuz diyor. Diğer arkadaşlar onlar burada gelmezse pişman olacak diyor, kesinlikle diyor. Ne kadar güzel. Ha, o kadar ilk ki defa mı geliyorlarmış? İlk defa buradayım. İnşallah İlk defa geliyor, sık sık gelecekmiş diyor. Ne kadar güzel. Hı. Siz ne zamandır adada yaşıyorsunuz? Ben 3 sene adada yaşıyorum. Normalde İstanbul'da 10 senede yaşıyorum. SS Süreli'm. Seviyor yani, musunuz adayı? Tabii çok seviyorum. Benim aile de burada. Annem, hanım da, çocuğum var. Buraya yerleştiniz komple. Ha, burada oturuyorum. Nizam Mahallesi'nin. Çok memnun, çok yani mutlu yani. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok size sağ olun. Size de memnun kaldım hanımefendi. Bir yer dört teker devam ediyor efendim. Evet, beyleri tanıyoruz. Merhabalar efendim, nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Biz de iyiyiz. Adınız, soyadınız nedir? Sezgin Yağcı. Yasin Atlı. Evet, adalara geliyorsunuz sanırım. Devamlı geliyor musunuz? Çok güzel geliyoruz. Mesela hangi günler? Özellikle cumartesi, pazar. Cumartesi, pazar. Çok kalabalık olmuyor mu? Ramazan dolayısıyla biraz daha sakin. Onun haricinde bayağı bir kalabalık oluyor. Kalabalık oluyor. Hangi koyunu seviyorsunuz? Genellikle Dilburnu tarafını tercih ediyorum. Dilburnu. Güzel tavsiye. Peki siz? Benim ilk gelişim. Aa, ilk gelişiniz. Evet. Beğendiniz mi? Nasıl buldunuz peki? Yani gayet güzel. Güzel. Bir daha gelecek misiniz? Kesinlikle. Siz mi getirdiniz? Evet. Ne kadar güzel. Görüyorsunuz efendim. Ay, York Tepesi'ne çıktınız mı peki? Evet. Hemen 1,5 saat yürüdük. Yürüdünüz mü? Evet. Orada vesayetler var aslında. Kullanmak istemedik. Dönüşte kullandık onları. Spor yaptınız evet. Yani. Ne kadar güzel. Yiyemiyoruz evet. İstanbul'da. Evet, değil mi? Burada yürüdünüz. Evet. Beyefendilerin zinde kalması, dinç kalması ve sağlıklı kalması bu yüzden efendim. O zaman çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi vapurunuz kaçacak galiba. Evet. Tutmayın sizi daha fazla. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet.
hem babaanne hem anneanne olan bir teyzemin yanındayım. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Üç tane böyle yanda minnoşlar görüyorum evet, ben. Evet, torunlarım. Adları nedir? Onu gezdirmeye çıktım. Ne kadar güzel. Ada Doruk Aygül. Merhaba. Merhaba deyin. Nayla Irmak. Merhaba. Bak, Deniz Umut. Deniz Umut. Evet, hı-hı, gördüğünüz gibi babaanne, hem babaanne hem anneanne gezdirmeye çıkmışlar. Peki Kerim ablacığım, adaları çok seviyor musunuz? Çok sevdiğimiz için işte bu yaz buraya taşındık. Taşındınız. Taşındınız, Erenköy'de oturuyoruz. Oh, Erenköy'ü bıraktık, buraya geldik. Buraya geldik. Torunlarla beraber. Burada. Evet. Yazları mı geliyordunuz normalde? Evet, yazları geliyorduk. Artık temelli kalalım dedik. Ne kadar güzel. Oğlum, gelinim, kızım. Hep beraber. Hep beraber. Adalı olduk yani. Ne kadar güzel. Onlar çalışıyorlar, ben de bunları bakıyorum. Ne güzel. Kerime teyzeciğim, adalara geldiğimizde ne yemeliyiz? Ben daha çok kır pidesini. Kır pidesi. Aldığımız yiyorum. Cevaplar arasında en ilginciydi değil mi? Hep balık balıktı, şimdi kır pidesi. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederiz. Size çok fazla tutmak istemiyorum. Çünkü minikler hemen böyle kalkmak istiyorlar. Zorla tutturduk efendim. Evet. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Röportajlarımız devam ediyor. Çok tatlı, çok samimi bir çiftler atladık. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhabalar. Çok iyi. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi. Teşekkürler. Adınız nedir acaba? Ebru Kilce. Ebru Kilce. Sizin? Emre. Merhabalar diyoruz. Merhabalar. Tekrardan. Görebildiğiniz gibi adını klasik iki şeyini yapmışlar. Dondurmayı almışlar, bisikletlerine biniyorlar efendim. Peki kaç saattir bisiklete biniyorsunuz? Sabah geldik. Açıkçası tüm gün sürdük. Hadi canım. Maşallah, ne kadar güzel. Evet, evet. Yoruldunuz mu? Hayır. Yorulmadınız. Ne kadar enerjik bir çift görüyor musunuz gerçekten? Adayı çok seviyoruz. Ne zaman da bir geliyorsunuz? Yani yazlara gelmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Normalde nerede oturuyorsunuz peki? Karşı tarafta, İstanbul'da. Karşı taraftasınız. Adaya geldiğinizde İstanbul'un sitesinden, kesinlikle, trafikten kurtuluyorsunuz. Kesinlikle. Bugün benim doğum günüm zaten. Doğum gününüz kutlu olsun o zaman. Kaçmak istedik İstanbul'dan, kafamızı dinleyelim en dedik. En güzelini yapmışsınız gerçekten. Ben çekim yaparken çok mutlu oluyorum burada. O zaman size çok teşekkür ediyorum. Tutmuyorum, dondurmalar yiyecek efendim. Hoşçakalın, sağ olun. Bir yer dört teker olarak bu hafta Büyükada'daydık efendim. Büyükada'nın güzelliklerinden, size şahaneliklerinden bahsetmeye çalıştım. Elimden geldiğince. Bir başka programda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Sabırsızlanıyorum. İkinci hapsolmesini dövebilirim. Başlıyorum. Evet, Hamidiye Camii 1900-1895 ya. Belki de Büyük Adanın en güzel yerindeyiz. Büyük Adanın tek halk plajındayız efendim. Yanımda görmüş olduk. Şeycan, güzelce adımızı... Evet, şimdi. Büyük Adaların en büyüğünden. Ya olmaz ki ya. Büyük Adaların en büyüğünden. Büyük Adaların değil ya. Pirat Adaların. Ay korkuyorum ısıracak diye. Çok ilginç bir geçmişi var gerçekten. 700 yıl kadar... İsa Tepesi'nde... Yani aslında yapısı otel olarak yapılmış. Yok öyle bir şey demiyor. Bir dakika dur. Bir yer dört teker devam ediyor. Unuttum. Tamam, sen daha şartını unuttun. Ada yakın. Tamam, hazır mısın? Hazır. Tamam mıyız? Okey. Ben de bir konuşacak yer... bir şey var değil mi? Ben de o da konuşacak, onu konuşuyor. Tamam. Devam et. Şey devam et. Ne kadar güzel, görüyorsunuz efendim. Peki buraya geldiniz, ne yediniz? Kız pizza yedik. Pizza yedim. Pizza yediniz. Pizza yemişler, toparlayamadım. Ne diyeyim? Hepiniz sorusu, hepiniz... Hepsi olmadı. Torunlarını alıyorum. Pideleri, börekleri... Tamam, kenteciğim. Şimdi soruyorum. Kır pidesi çok güzel mesela. Heh, tamam. Tamam mıdır? Tamam. Ben tekrar alıyorum o soruyu. Tekrar.